Evet, şimdi dedi ya bize Allah, elhamdülillahi, hamd Allah'a aittir, Allah'ın hakkıdır. Doğal olarak bir insanın aklına, özellikle Kur'an-ı Kerim'i ilk defa açan bir insanın aklına şu soru gelebilir. Kimdir bu Allah? Sıfatları nelerdir, özellikleri nelerdir veya niçin hamdi hak ediyor? Yani hani bunun sebebi nedir diyoruz? İşte sıfat formatında Allah, Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin diyecek. Yani alemlerin Rabbi olan Allah olduğu, Rahman ve Rahim olduğu, din gününün sahibi olduğu ve bunlar gibi sıfatlara sahip olduğu için o hamdin hepsini hak eden ve hamde layık olandır. Yine Rabb'ın asıl lugavi şeyi terbiyeden geliyor. Yani terbiye eden, düzelten, düzenleyen, şekil veren anlamına gelmiş oluyor. Peki Allah Azze ve Celle'ye biz Rabb demiş olduğumuz zaman neyi kastediyoruz kardeşler? Yani bu alemleri yaratan, bu alemlere düzen veren, alemler ve alemlerin içinde olanların hepsinin sahibi olan, bunlar hakkında tek hükmetme yetkisine sahip olan, bunların bütün kararlarını kendi elinde bulunduran, şeriat indirmek ve kader yazmak suretiyle insanların maddi ve manevi, kevni hayatlarının hepsine bir şekil ve nizam veren ve bunların hepsinin otoritesini kendinde toplayan alemlerin Rabbi olan Allah diyoruz. Bütün bu anlamların hepsini Rab kelimesi kendi içerisinde içeriyor. İşte böyle olduğundan dolayı da biz Allah'ı övüyoruz. Yani ona hamd ediyoruz.